Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kahvaltı değil aslında böyle, çünkü saat 1 oldu, hatta 1.30. Neyse, şu an siz benim aslında tabağımı görmüyorsunuz. Siz kötü bir saatlediğinize inanmıyorum ama böyle yaparsanız, süper. Yaparsak. Şöyle. İlk önce arkadaşlar, ben mukbang çok seviyorum ve şu aralar, bu aralar YouTube'da çok ama çok popüler. Bilmiyorum. Mükemmel olmuş. Yani ben sanırım bugün aşırı doyacağım. Neyse. Instagram'a ya da işte Facebook ya da işte YouTube pek fazla paylaşım atmıyorum. Çünkü sınavlarım yaklaşıyor. Sınavlarım yaklaştığı için ders çalışıyorum. Gerçekten ders çalışıyorum. Hani buradan tanıdıklarım izliyorsa gerçekten ders çalışıyorum yani. Ve daha çok şu aralar bu işte Eylül'den evet bak Eylül Ekim aynen bu 3 aydır diyeyim. Tabii şu an yani tam bitmedi Kasım ama ve Eylül'e kadar zaten Bookmark'ın amacı bu. Neyse. Eylül'e kadar bayağı WhatsApp'taydım. Çünkü Tumblr gruplarını çok ama çok seviyorum. Sosyalleşmek için birebir. Gerçekten. En sevdiğim hani bu Tumblr bazında değil. En sevdiğim Tumblr yani Pinterest ya da işte VRChat falan değil de en sevdiğim Tumblr çünkü Tumblr bana biraz daha estetik geliyor. Pinterest biraz daha böyle DIY çünkü DIY asla yapamıyorum, beceremiyorum. Yani o yüzden çok bu tür şeyler çok yeteneksizim. Aslında çok istiyorum odamı ya da işte masamı düzenlemeyi. Bir ara Bullet Journal yapmaya çalışmıştım. Bullet Journal, wow. Şu an çok efsane yumurta yapmışım daha. Neyse. Blue Journal falan böyle yapmaya çalıştım. Olmadı. Ama yine böyle Blue Journal tarzında ama biraz daha böyle kendimi de hani böyle tam Blue Journal olmadı ama burada birazcık böyle Eren esintileri var. Blue Journal'da yani benim Blue Journal'ımda dinlediğim müzikler ve İzlediğim dizi film var. Ve Instagram'da highlightlarda her dinlediğim fotoğrafın işte sesini alıp Now Playing diye yazıyorum. Seviyorum yani hani ben böyle öneri almayı, öneri vermeyi, tavsiye vermeyi, üstten şey. İşte yemek videolarını çok seviyorum. Ama benim en sevdiğim, benim en ama en sevdiğim sabun kesme. Yani mesela böyle mukbang çok seviyorum. Güney Kore'yi, Japonya'yı, Asya ülkelerini çok seviyorum. En çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de böyle Bali'ye gitmek. Bali'yi çok merak ediyorum. İşte Endonezya, Kamboçya, işte Vietnam. Hatta Vietnam gezisi vardı böyle. Vietnam'dan işte böyle Vietnam'a yakın olan ülkelere ya da yerlere gidiyorlardı böyle. Benim de en çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de böyle sırt çantanı evin gibi evine yani sırt çantanı alıp böyle bir yere gitmek. Ama
Ama ya bir de şöyle mesela bazı bu Asya ülkelerinden de korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü bu böyle hani Kırım Kongo, Kongo muydu? Kongo ikisinden biri. Keneme falan ol var keneme. Kene falan kenemesi olduğu için ondan birazcık korkuyorum. Hani bu tür böyle tropikal iklimler. Ama tropikal ben çok seviyorum. Hani bilmiyorum. Hani tabii ki Avrupa'ya gitmek de istiyorum. İşte Fransa, Paris, Milano, işte Barcelona vesaire. Çok gitmek istiyorum ama benim en çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesi hani tam bölge olarak bilemiyorum. Şimdi cahil falan demeyin. Ama hani Asya ve Güneydoğu Asya galiba. Hindistan'a da çok gitmek istiyorum ama Hindistan'dan birazcık korkuyorum. Yani bilmiyorum. Yoruldum bir an ama bu yemeği bitirmeden videoyu kapatmayacağım. Yani öyle oluyormuş. Ama ben gerçekten efsane yaptım. Bir de aslında sesim bıçak altıydım. Neyse. Şöyle yaparsam. Burada kendime çay yaptım. Çay seviyorum. Ama daha çok kahveciyim. Ama bazen gerçekten bu kahve, çay benim o kadar sinirlerimi yatıştırıyor ki yani adeta bir Yasemin çayı yani. Sevdiğim. Bu arada benim yaptığım tarif şöyleydi. İlk önce patatesleri kızarttım. Sonra üzerine böyle omlet şeklinde şey yaptım. Zaten ilk başta göreceksiniz. Böyle birazcık çekmeye çalıştım diğer videolara. Diğer YouTuber'ların yaptığı mukbang. Mukbang mı? Mukbang mi? Asla bilmiyorum. Yabancı YouTuber'ları izledim. Mukbang falan o tür şeyler diyor. Hani E demiyor mesela. A yerine E olur ya İngilizce'de. Hani işte cat. Yani cat demiyoruz ama mesela o E oluyor. İşte bir de mesela bak mukbang demiyor mukbang diyor. Yani ne diyebiliriz ki? Şey gibi değil ki. Bir selfie, öz çekim falan Türkçesi var mı ki bu mukbangın? Bilmiyorum. Ama tabii ki ben öz çekim demiyorum ya. Bilmiyorum selfie. Ama bir ara ne kadar meşhurdu ya bu selfie şarkısı. Başka anlatacağım. Arkadaşlar bu arada. Video arkadaşlar video çekmemi çok istiyor. Buradan bir dakika Omar ve Doğukan size merhabalar diyeyim. Evet. Aslında Omar'ın adı Muhammed ama ben Muhammed'den Omar diyorum. Çünkü Elif dizisinde Omar karakterine çok benzetiyorum. Aslında arkadaşlarım benzetmiyor ama ben benzetiyorum. Yani hadi Tumblr'dan tanıştık. Yüz yüze hiç konuşmadık ama böyle Omar'ın yürüyüşü bile Muhammed'e benziyor. Yani nasıl böyle bir benzettiysem. Ama ben efsane insan sarrafıyım bence. Gerçekten insanları çok iyi anlıyorum. İşte ama yine yengeçlik. Ah siz yengeç olmayın falan diyormuş. Ama hadi burçlardan bahsedelim. Biraz daha yemeğim kaldı. Benim yükselenim yay. Tamam mı? Güneşim yengeç. Yay şey ay. Ay yani ay burcu. Oğlak. Yani
Olak hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum. Sadece bildiğim tek şey var Olak hakkında. O da para, yani para vermeyi çok seviyor. Yani cebinde para tutamayan biri. Ben de öyleyim aslında birazcık. Yani bu ama çok harcama olarak değil. Hani böyle bu para gel, hani cebinde durmuyor. Anladın mı? Hani şey yapıyor o para onu. Ne yapıyor? Kaşındırıyor yani. İlla o çıkacak diyor yani cepten. İşte güneşim yengeç, işte burcum yengeç. Bilmiyorum, yengeç burcunu çok seviyorum. Yani dünyaya bir kere daha gelseydim yengeç burcu olmak isterdim. Temmuz'da doğmak isterdim ama Temmuz yengeci olmak isterdim. Hani Haziran yengecini, hatta mesela bir muhabbet oluyor. İşte burcun ne? Tabii ben çıkarıyorum bu muhabbeti. Diyorum ki hani yengecim diyor. Aa diyorum, çok iyi, süper falan filan. Çok heyecanlanıyorum diyorum ama işte Haziran mısın yoksa Temmuz musun? Hani o kadar farklı oluyor ki, hani Haziran ve yengeç Temmuz burcu, yani yengeçleri. Mesela ben Temmuz yengeciyim. Böyle melodi, yani melodi, yok, melodram çok seviyor. İşte drama queenlik yapıyor. İşte hani bir sürü böyle hani drama ile ilgili, duygusallıkla ilgili olayları dramatize etmeyi çok seviyor. Hani birisiyle arkadaş ama o arkadaş mesela bir başkası var, örnek veriyorum. Bir başkası var mesela, sevgisinden ayrıldı. Ya da işte evliliğini bitirdi vesaire vesaire, ya da kavga etti falan filan. Ben onu sevdiğim için değil, yani tabii ki sevdiğim için yanındayım da, o anlamda değil. Ben onun yarası olduğu için, yani yaralarını sarmak için yanına gidiyorum. Birazcık aslında korumacı ve anne içgüdüsellik var. O yüzden yengeç burçları erkekleri annelerine çok düşkün oluyor. Mutfağı çok seviyor. Yemek yemeyi, yemek yapmayı çok seviyor. Maneviyatı çok seviyor işte. Hani ve gerçekten bütün böyle mesela Ece Target var. Ece Target da yengeç. Kaç Haziran bilmiyorum. Sanırım Haziran. Temmuz da olabilir. Yalan söylüyor olabilir. Neyse. Mesela yoga ve meditasyon yapıyor. Kişisel gelişim seviyor. Hani bu tür şeyleri çok seviyor yengeçler. Biraz böyle kişisel gelişim olsun, böyle ruhum dinlensin, vücudum, bedenim, human design falan çok seviyor. Bir sonraki mukbangta da human design konuşuyoruz. Ben human design'ı Ece Targı sayesinde keşfettim ve o kadar beynim böyle şey oldu, mindfuck oldu gerçekten. Yani efsane. Bugünü unutmayın arkadaşlar. 3 Kasım. 3 Kasım saat kaç, hemen bakıyorum. 1:42 bu arada. Unutmayın. Çünkü dünyada böyle günde diyeyim, en sevdiğim öğün olan kahvaltı. Çok seviyorum. Bu arada çay kaldı. Ama gerçekten patatesleri güzel kızartmışım. Gerçekten. Pek fazla başarılı değilim yemekte. Tam mutfağı çok seviyorlar dedim az önce ama çeliştim şu an. Ama daha çok yemeği seviyorlar. Yemeği ve hani böyle mesela tatlı tüylü falan severler belki. Ben de astrolog kesildim ya.
Az kaldı. Fighting. Evet arkadaşlar, benim mukbang deneyimim ilk defa bence bu mukbang oldu YouTube'da. Instagram'da böyle bir highlight'ım var, Noodle diye. Oradan da bakabilirsiniz. Instagram'ım şuralarda bir yerlerde yazıyor. Yani görürsünüz. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.